Yok kızım, yeni başlıyor şimdi. Biraz geçtik Funda. Selamun aleyküm. Allah rahmeti bereketi üzerinize olsun. Kardeşler, bu akşam bir 15 dakikalık bir gecikme oldu. Yeni bir kardeşimiz, Safiye kardeşimizle canlı yayın yapacağız. Ben onları canlı yayına alıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum Kemal abi. Hayırlı geceler olsun. Asiye hocam, hayırlı geceler. Hoş sefa geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı geceler diliyorum her birinize. Öncelikle başın sağ olsun diyorum Safiye amcığım. Bir de İzmir'imizin de başı sağ olsun ya da geçmiş olsun. Bir daha Rabbim böyle büyük acılar yaşatmasın. Rabbim yardımcımız olsun. Bunlar hayatımızın gerçekleri. Bu gerçeklerle yaşamaya ne kadar korona bir hayatımıza oturduysa bu gerçeklerle hayatımıza oturdu. Rabbim kolay kılsın imtihanımızı inşallah. Amin değerli hocam, teşekkür ediyorum. Rabbim cemaliyle terbiye etsin, celaliyle değil tabii ki de. Amin inşallah, amin. Bugün çok güzel bir konularla dinleyicilerimizin karşısındayız elhamdülillah. Tam da ihtiyacı olan, insanların ve Müslümanların ihtiyacı olan konular hocam. İnşallah daha fazla da gecikmeden başlayalım. Buyurun, söz sizde hocam. Evet, siz gelmeden önce biz Kemal abiyle sizden önceki aşamada bir aile okulu projemizin devam mahiyetinde bir girişim yapmıştık. Konumuz aile ve aileyi nasıl imar edebiliriz, bu konu üzerine hep durmuştuk. Tabii bu imariyetimizi Allah'ın bize vahyettiği kitap üzerinden işlemeye çalışalım istedik ki Rabbimin kitabında bizlere ilk öğretisi, yani evlilik gibi ilk kurum olan ailenin belirli kurallar üzerine oturduğunu ve bu kuralların çok çok açık ve net olduğunu Rabbim ayetinde bize net bir şekilde sunuyor. Evlilik çağı diye bir çağın olduğunu bize Rabbim buyuruyor. Bu evlilik akabinde öncelikle beylere, hanımları, akabinde de evlatlar anne ve babaya emanet olarak veriliyor. Yani bir evlilik çağının olması bizim için gerçekten çok değerli ve çok önemli. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde biz bu ayrılıkları çok net görüyoruz Safiye Hocam. Özellikle Nisa suresinin 6. ayetinde evlilik çağına gelmenin belirtisi veriliyor. Yani şu anda belirti dediğimiz zaman mesela trafik kurallarında bir belirti var. Durmanın bir belirtisi, geçmenin bir belirtisi. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Kırmızı ışık durmanın, yeşil ışıkta geçmenin belirtisi. Aynı bu şekilde her ortak aklın kabul olacak bir evlilik belirtisi olması gerekir. Çünkü emanet edilecek bir beden, bir bedene emanet edilecek. Bunu da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de rüşt olarak ifade ediyor. Nikah çağı, akli ve fiziki olgunluğun tam olduğu bir zaman olarak. Öğrenmekle, görmekle insan rüşte giden yolda, yani doğrulardan olma ve olgunlaşma yolunda kademe sarf eder. Cin suresinde de bu ayetleri görüyoruz. Bu doğrultuda baktığımızda rüştün belirtileri nedir diye bir soru gelirse bunu istersen böyle tek tek maddeleyelim. Müsbet bir şekilde düşünme, aklı selim olma, doğruya yanlıştan ayırt edebilme, makul davranışlar sergilebilme, marufa göre hareket edebilme, kendisine verileni koruyabilme. Tekim ayete Allah-u Teala hani yetimin malı üzerinden bunu anlatır ki rüşt erdiği zaman, yani belli bir çağa geldiği zaman o malı geri vermesi gerekliliği üzerine ne yapar? Enam suresi 152. ayetinde de bunu bize verir. İsra suresinin 34. ayetinde de yetim malının güçlü çağına ulaşıncaya kadar iyi şekilde yaklaşılmasını, bu çağa ulaşması akabinden mallarının verilmesi takdirde ahitlerde duramamanın mesuliyet getirdiği ifadesi yer ediyor. O zaman bizler bedenen, ruhen, fiziken ve aklen, yani olgun olduğu görülen bir gence bir mal teslim edilebiliyor ediyse bu o kişinin evlenme çağına geldiğinin bir belirtisidir. Bunun için erkek de kadın da fark etmemekte. Yani erkek de bu çağda olsun, kadın da bu çağda olsun. Yani bu özellikleri, bu belirtileri olsun.
Bu özelliği, bu belirtisi olan iki sağlıklı bireyin hem ruhen hem fiziken hem yani düşünce bazında bu şekilde sağlıklı olan iki birey evlendiği zaman mutlu bir yuva kurar. Yani evlilik aile olmanın temelidir. Aile olabilmek gerçekten erdemliliktir. Bunun için de bir emek vermek gerekir. Hani bunu ayırt Eyvallah. ediyorum Safiye Hocam. Fark ettiniz mi bilmiyorum söylemlerimde. Herkes evlenir ama herkes aile olamaz. Yani Olamaz. her Evet. kişinin işi bu aile olabilmek. Aile olabilmek için gerçekten emek vermek gerekir. Aile olduğumuz zaman ne olacak? O zaman biz bir bütün olacağız. Önceki yarımdık. İnsanlığın inşası oluyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Biz bir yarımdık, öbür yarımızı bulduğumuzda bir bütün oluşturacağız. O İnsanlığın benim diğer inşası. farkım. Evliliğin akabinde oluşturduğum bu bütünlükte o diğer parçama ne kadar çok bakarsam o bakımla ben de daha iyi, daha mutlu olacağım. Yani aslında her şey vermekle eşleşiyor bu vakitten sonra. Tabii bu evlilik demek önce iki ayrı bedenin evlenmesiyle beraber olması, bu beraberliği ne kadar çok arttırırsa, yani o bizi ne kadar çok büyütürsek, bu demek değildir ki ben yok olacağım, o yok olacak, ben var, o var, ama biz ne kadar çok çoğalırsak o kadar çok ortak alanlarımız olacak ve aile olabilme yolunda, yani o evi, o aileyi cenneti bir ortam oluşturma yolunda gayretimiz daha fazla olacak. Şimdi Eyvallah. böyle bir durumda sahip olduğunu savunabilme yetisine sahip, aklı başında, doğruluğu ve güvenilirliğini ispat etmiş olan bir genç, doğru bilgilerle beslendiği zaman sağlıklı bir yuva kuracak. Sağlam bir sözleşme olarak bilinen evlilik akabinde de bu evliliğine de, yani bu sözleşmesine de sadık kalacak. Evet, yani bu eğer bu şekilde bir bakış açısı ile evlenilirse iki kişi, o zaman Allah'ın emirlerini, hani Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman dediğimizde, hani kendi egosuyla değil, kendi haklılık payıyla değil, burada nasıl davranmam lazım, hani kültürünün verdiği ağırlıkla da değil, burada davranması gerektiği güzellikleri yine marufa göre çıkartacak. O maruf, doğru olan, güzel olan, iyi olan şeye göre çıkartacak. Ve şu ayeti hiç unutmayacak aklı başında olan, hesap verme şuurunda olan bir kişi. Allah Nas suresi 91. ayetinde şöyle buyuruyor. Sözleştiğiniz zaman Allah için verdiğiniz sözü yerine getirin ve bir de Allah'ı kendinize kefil ederek sağlamlaştırdığınız yeminleri bozmayın. Allah ne yaptığınızı bilir. Yani inanın, o kadar ince bir ayet ki, evlilik en büyük bir akittir. Bu kuvvetli bir akittir. Bir anlaşma yapıyoruz karşılıklı ve bu anlaşmanın kuralları belli, sınırları belli ve bu kurallar ve bu sınırlar içinde kaldığımız müddetçe Allah'ın yardımını çok net bir şekilde göreceğimiz bir ortam. Çünkü Allah Elhamdülillah. o evleri huzur ve sükun bulasınız diye diyor yani. Hani bir vaadi var Rabbül Alemin'in. Allah'ın adıyla kurulan evliliklerde zulümler üst boyutta ve haksızlıklar üst üste ise verilen sözlerin unutulmasından adaletin olmasın. Kitapta bunu çok net bir şekilde ortaya koymayı istiyorum. Yani bir aile danışmanı olarak dört duvar arasında yaşayanlara bir an bir hani bir fiil şahit oldum. Üçlü görüşmenin akabinde duyduğum acıları gerçekten kaldırmak çok kolay bir olay değil Evet, anlıyorum. yani. O zaman adalet yoktuysa, sözler yerinde tutulmuyorduysa, o evde bir zulüm vardıysa, o zulmün getirisinde ne yapacak? Yani isyanlar oluşacak. Hani o isyanların oluşmaması için herkes görevlerini bilmesi lazım Safiye amcam. Evet. Sorumluluklarını bilmesi lazım. Sınırlarını bilmesi lazım. Ve bu sınırlar dairesinde ne kendi sınırına girmesi. Çünkü bak, bir insanın sınırına eğer giriliyor idiyse, evlilik içinde dahi olmuş olsa, aradan yıllar geçtikten sonra eğer
Bunu fark etmeden gittiyse sıkıntı yok, ama fark ettiyse bir gün bir olayın akabinde bunun acısını hem kendine çok ağır çıkartıyor hem de karşıdakine. Hani onun için hiçbir yapılan kötülüğün karşılığını ben ahirete kaldığını düşünmüyorum. İyiliklerin de burada görüldüğünü, kötülüklerin de burada görüldüğünü ilk etapta kesinlikle kaniyim. Bunu görüyorum, bunu biliyorum. Yani hissediyorum en azından, ya da bana gelen vakalarda hep bunu yaşamışım, hep bunu gördüm yani. Evet, Karşılıklı bu birbirlerine olan zaten tavırlarında hocam, eşlerin yani birbirlerine olan eylemlerinde bunu zaten görebiliyoruz. Yani kesinlikle. maalesef Müslümanlık adı altında, din adı altında bize yani önümüze sunulan zoraki yaptırımlar var. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. İşte vahiy ile ya da Kur'an'la, Allah'ın yasasıyla kurulmayan evler, yuvalar belli bir süre sonra zaten zulme dönüyor. Evet, kesinlikle. Yani şu anda şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dört duvar arasında dahi olsak, hiç kimsenin görmediğini, duymadığını bilmiş olsak da biz çok iyi biliyoruz ki bizi bizden daha iyi bilen, niyetlerimize vakıf olan, içimizden geçirdiklerimizi bilen bir Rahman var, bir Rab var. Hani içinize Elhamdülillah. gizleseniz de açığa vursanız da fark etmez. Onunla siz hesaba çekileceksiniz. Direkt bu vahyi okuya okuya. Yani bunu içselleştirmemiz gerekiyor. Yani zerre kadar iyilik, zerre kadar kötülük. Karşılığını göreceğimiz bir alem. Yani ben bu Evet. alemin ahirette olduğunu düşünmüyorum sadece. Bu alemde de biz bunu görüyoruz. Yani görünüp şahit olduğumuz bu alemde de bunun birebir görüyoruz. Onun için ötelere ertelememek lazım iyilikleri. Kesinlikle. Bu dünyada yaşamak gerek. Yani şu anda bütün dünyanın istediği bir adalet vardır. Çünkü refah adalet üzerinedir. Adil olmayan her yerde bir anarşi vardır. Şu anda Evet. bakın nasıl devlet sınırları içinde kendilerine haksızlık yapıldığını düşünen toplumlar ya da gruplar ya da kişiler isyan ediyor edilerse, bu isyanın nedir? Bir adaletsizliğinin uzantısıdır. Yani dışarıya çıkan o demonstrasyon yapan kişilerin sıkıntısı nedir? Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünülmesidir. Yani haksızlık yapılmayan bir insan kalkıp oturduğu yerde, durduğu yerde kendi rahatını bozmaz. Yani bozmaz. Yani şu anda bir kadın dramı yaşanıyorsa, kadınlar şiddet içinde idiyse ve feminizm gibi gerçekten akla sığmayan bir olgunun arkasında Fıtrata duruyor. tamamen ters hocam. Yani hem fıtrata hem de yaşantıya hem de yani gerçekten aklı başında olan bir insanın bu zaten izinlerin böyle bir izinlerin arkasına takılması zaten insan akla zarar. Bir de Kesinlikle. böyle feminizm gibi bir akımın içine aklı başında olan bir insanlar da giriyor değilse burada bir adaletsizlik var, haksızlık var ve sesini duyuramama var. Bu sesini duyuramamanın verdiği sıkıntıyla, üzüntüyle böyle bir olgunun içine girebiliyorlar. Yani ben o kardeşlerimin o acılarına şahit olabiliyorum, görebiliyorum. Neden böyle bir yanlış yolun içine girmişler? Ha, olmasa çok daha iyi, ama bir noktadan sonra biz kendi kendimize saygımızı bile yitirebiliyoruz. Hak Aynen. arayışı noktasında. Evet. Peki ben bu noktada kadın ve erkeği konuşacaksak, yani her şeyin kadın üzerinden konuşulduğu bir toplum, bir ortam içindeyiz, bir kültür içindeyiz. Yani dünyanın her Evet. tarafında çok farklı değil. Yani ben şu anda 30 yılından daha fazla Avrupa'da yaşayan bir insan olarak burada hani kadınlar çok mu el üstü diye sorsanız, hayır, burada da her şey kadın üzerinden. Tacizler yine kadın üzerinden. Algılar hep anlayışlar ya da ezilmişlikler yine kadın üzerinden. Yani burada ben kadın eğer düzeltilmezse, kadın hak ettiği değeri görmezse ya da mesela Allah-u Teala'nın kitabını farklı bir gözle takip edilmezse ben kesinlikle bu batıl algı üzerinde ilerleyeceğini düşünüyorum. Sözlerimi de çok dikkatli kullanmak istiyorum. Canlı yayındayız, nihayetinde yanlış bir Anlıyorum cümle hocam. yanlış bir yere götürebilir miyim? Kur'an-ı Kerim'e baktığımda kadınla erkeği ayıran tek olgu ben yakalayabiliyorum. Yani
suresi 35. ya da Ahzab suresi 35 miydi? Uzun zamandır bakmadım. Ahzab suresi 35'ti galiba. Hani mümin kadınlar, mümin erkekler, sadık erkekler, sadık kadınlar, zekat veren erkekler, zekat veren kadınlar. Ahzab mıydı? Yoksa hangi sureydi? Ahsap olabilir hocam. Ahzab 35 miydi yoksa Hucurat mıydı her neyse. Hani her neyse değil tabii ki. Lütfen bakalım buna bir. Bu ayete baktığımızda hani kadın ve erkeğin ayrılmadığını, Allah-u Teala'nın üstünlüğün takvada olduğunu belirttiğini görüyorum. Ayrım olarak şu anda bizim işleyeceğimiz konu erkeklerin ve kadınların birbiri ayıran unsur nedir? Bu konu üzerine inşallah bugün durmaya çalışacağım. Ahzab suresi hocam. Ahsen. Çok güzel, Evet, teşekkür ederim. 35. Ahzab suresi Elhamdülillah. 35. ayetinde kadın erkeği olduğu gibi denk tutarak kim daha iyi iş yaparsa, daha güzel iş yaparsa onun mükafatlandıracağını belirterek. Yani şu anda Allah'ın bize hiçbir seçim yapmadan verdiği bir kıyafeti üstlenmiş durumdayız. Sen de ben de bir kadın kıyafeti giyindik. Ama Rabbim erkek kıyafeti de vermiş olabilir. Yani bu bedenimize, ruhumuza üstlenmiş bir kıyafet. Evet, bu kıyafet doğrultusunda bizler bize verilene razı olarak eğer hayatımıza devam edersek kendimiz de barışık oluruz, bedenimiz de barışık oluruz, fıtratımız da barışık oluruz. Yani şu anda fıtratımız da barışık olmamamızın uzantısının sıkıntısını da çekebiliyoruz. Şimdi ben burada erkekle kadını ayırt eden unsurun kavam tabiriyle, Kur'an-ı Kerim'deki kavam tabiriyle farklılık oluşturduğunu söylemek isteyeceğim. Tek gördüğüm farkı da orada olduğunu görüyorum. Onun için de erkek olmak zor diyorum gerçekten. Bu minval üzerine yazdığım çok fazla yazı var. Erkek ergin olmak, zira kadın. Öncelikle erkeğe emanet ediliyor. Naif yaratılmış kadın korunmaya muhtaç. Gerçekten de bu muhtaçlığı ben Evet. kabul ediyorum. Yani bilmiyorum, güçlü kadınlar var. Biz güçlüyüz, kimseye ihtiyacımız yok diyorlar. Ben onlardan değilim. Çok güçlü olduğumu da düşünmüyorum. Çok güçlü olduğumu düşünerek bunu söyleyebiliyorum. Güçlü Ben de kadının size katılıyorum hocam. tarifi de şöyle yapıyorum Safiye amcam. Güçlü kadın arkasında kocası olan kadındır diye bunu yapıyorum. Gücümü de Aynen öyle. gerçekten eşimden aldığımı düşünüyorum. Kavvamiyetini kaybetmemiş bir koca değilim ya da. Öyle de değil tabii ki, o da önemli, tabii o da önemli. Burada bizi can kulağıyla dinleyen erkek kardeşlerime de bunu çok ısrarla söylemek istiyorum. Çünkü kadın gerçekten naif yaratılmış. Bu naif yaratılmışlığın üzerinde öncelikle Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman koruyan bir Rahman var. Yani Rahman onu koruması altına almış. Hatta bunun üzerine benim seni korumama karşılık deyip sen de kendini koru gibi böyle güzel özel böyle bir kadına özel bir ayrım yapmış Rabbim. Ben çok ayrıca okuyorum. Yani okuduğum o ayetler beni çok böyle tatmin ediyor. O kadar mutlu oluyorum Elhamdülillah. ki Rabbim'e o kadar çok yakın hissediyorum ki kendini. O beni korumuş diyorum. Yani İyi ki ifkadi de sesle kadın olarak diyorum bunu. yaratılmışım diyorum ben de okuyunca Çok hocam. diyorum. Gerçekten çok diyorum bunu. Yani gerçekten Elhamdülillah. diyorum. Mesela ifkade sesini okuduğumda Hazreti Ayşe üzerinden Evet. yani o dört İkramız değil mi? şahidin olması olayı Ya. üzerinden, yani gerçekten Allah tamamen Rab'ı bir koruma altına almış. Bunu da yetinmemiş. Babaya, erkek kardeşine, hatta topluma ve evlilik akabinde de erkeğe emanet edilmiş. Yani bu Elhamdülillah. emanet söz konusunda özellikle çok derin, yani böyle kocaman açmak istiyorum. Emanet edilmiş bayan, bir kadın. Bunun yanında adaletin evde sağlanması da erkeğe verilmiş bir görev. Yani şu anda bir yönetimden bahsedeceğiz. Bu yönetim, hani bu bazı bayan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın söylediği, ben yönetilecek birisi miyim gibi böyle itirazları üzerine değil, yani feminen bir akım buna itiraz eder. Lakin hayat bir yolculuktur. Ben hayatı bir yolculuk olarak görüyorum. Hayat yolculuğunda nasıl bilinene tabi olmuyor idiyse,
Evlilik yolculuğunda da yani böyle bir bilinene tabi değil, Allah vahyinde. Ben vahye inanmış bir insanım. Erkeğe tabi olunması gerekliliğini çok net açık ben öyle görüyorum kitapta. Bunu da bir sorumluluk, bir görev ve bıktım artık en sırtımdan denlemeyecek bir görev, devamlılık yapılacak bir görev olarak okuyorum bütün okumalarımda. Yani evet, yönetim yani devlet yönetimi gibi aynı aile yönetimi söz konusu. Aile yönetmek gerçekten devlet yönetmek kadar zor. Bir erkek yönetim sanatını onun için çok iyi bilmeli. Sağlam bir sözle aldığı eşine ve ailesine karşı adaleti tesis edebilmeli. Evet, bu benim yani bir kadınla bir erkeği ayırt edici en önemli özelliklerden biridir. Güzelliklerden de biridir ve bunu kabul edersek, Evet. yani ben de kabul edeyim, rahat edeyim, yani yönetimi oynamayayım. Yani yönetmek gerçekten zor. Hani yönetmek de demeyeceğim şimdi, biraz kavram konusu üzerine de biraz genişleteceğim bu konuyu, sadece yönetmek olarak değil tabii ki. Ailenin çok problemleri öncelikle kayınvalide, gelin ve gelin görümce arasında yaşanmakta. Kadınlar arasında kalmak bir erkeğin en zor imtihanı. Az evvel 80'ler dizisinde gördüm. Kadın adını da yeni baktıysanız bilmiyorum. Bende bir kanal var. Bir de onu TRT birinci kanal galiba Türkiye'ye göre. TRT Türk diye geçiyor bizim Evet, burada. Orada birinci kanal. 80'ler bölümünde yazık adamcağız kayınvalide diyor ki, annesi diyor ki o gelecek evde kalacak, o sanatçı teyzem diyor. Kadın diyor ki hayır diyor, iyi düşün diyor, son kararın, yoksa ben gireceğim anamın evine. Yazık adamcağız ikiye Evet, parçalanmıştı. evet. Gerçekten erkek olmak çok ama çok zor. İki kadın arasında kalmak. Ve bu zor bir imtihan. Bir yandan anne, kız kardeşi, diğer yandan eşi var. Allah-u Teala ne yapar? Siz ne kadar uğraşsanız da adaleti sağlamak zor der, ama siz birini askıda bırakmayın der. Bu tabii, bu ayet daha çok evlilik üzerine konulur ama ben burada Nisa 129'u daha çok bu kadınlar arasında kalan beylerin hani anneyi de ihmal etmeyin, eşinizi de ihmal etmeyin, kardeşinizi de ihmal etmeyin, birini de askıda bırakmayın. Böyle o dengeyi sağlamaya çalışın. Çünkü büyük problemler, aile içindeki büyük problemler bu dengeyi sağlayamamaktan, ya anneyi korur, eşini atar, ya eşini korur, anneye atar. O ikisi gerçekten zor. Evet, adaletin inşası öncelikle ailede bu noktada başlarsa beyler rahat eder. Birinci konumuz bu olsun. Yani beylerin ailedeki adaleti sağlayabilmesinin birinci şeyi, başının ağrıtmayacak olgusu, aile fertlerini mutlu edecek olgu nedir? Anneyi hak ettiği yere anne gibi, babayı da eşi de hak ettiği yere eşi gibi önceliğine alarak, öncelikli konusu yaparak bunu inşallah aile olma konusunda da gündemimize alacağız. Çok konuşuyor muyum? Harika gidiyoruz hocam. Biraz böyle aldım götürüyorum olmasın. Oh, Merak çok ettiğim iyi, çok şeyler olursa. Çünkü bir iyi. tekst üzerinden ilerlemeye, hani bir yazdığım konu üzerinden ilerlemeye Anlıyorum. çalışıyorum. Kaçırmak da istemiyorum. Ara ara verdiğim şeyler de yani sanki benim için önemli. Benim için önemli yani. Hepimiz için önemli gerçekten. Ben insanlığın özüne dönmekle daha mutlu olacağını, daha huzurlu olacağını, kendine Kesinlikle. Rahman'ın verdiği görevi alırsa hem içinden gelen sesle içiyle barışık olacağını, iç huzuru yakalayacağını. İç huzuru yakalayan bir insan da o zaman yaşadığı bütün olumsuzlukları bir şekilde çözebilir. Yani çözme becerisini oluşturabilir. Hem kendine hem çevresine rahmet olabilir dediğiniz gibi hocam. Evet, o Esasında kesinlikle. aslında rücu etmesi gerekiyor insanlığın. Safiye hocam, kendisine rahmet etmeyen başkasına rahmet edemem. Evet, hem Onun içine için hem her zaman diyorum, merkezde siz varsınız. Tabii yani siz derken ben varım. Yani eyvallah. eşhedü en la diyoruz. Bak eşhedü, ben şehadet ediyorum diyorsun. Ben şehadet ediyorum. Yani önce ben şahit olacağım. Ama önce şahit olurken la dediklerim var. Yani la dediklerim neler, onları dikkate alacağım. Çünkü hayır demezsek evet ulaşamıyoruz. Bak her zaman evet dediğimiz zaman da o la
hayatımızda hakim olmayabiliyor. Ama önceliğimiz de bizim la ile başlıyor. Önce ben la diyeceğim. Yani onun için hayır diyeceğim yani. Hayır demesini de becerebileceğim. O hayır demek İbrahim gibi değil mi hocam? sınırlarımız aslında. Sınırlarımız bizim o la demek. Yani Hani İbrahim gibi teke ulaşmak için önce kendimdekini bulmam gerekiyor. Kendi özümdekini bulmam gerekiyor. evet, kendi özümüzde barışık olmamız gerekiyor. Eyvallah. Rahman'la aramızdaki bağı kuvvetli tutmamız gerekiyor. Yani bunu biz Rahman deriz, başkası başka isim koyar, Tanrı der. Yani bir güçtür o. Bağlandığın bir güçtür. Sıkıldığın zaman, gücün yetmediği zaman, hiç kimsenin olmadığı zaman elini açtığın, itiş dediğin bir güçtür bu. O güçle bağını çok kuvvetli tutmak gerekir. Tabii bu güç doğru kişi, doğru insan, insan değil mi? Rahman olursan, gerçekten o Rahman olursan, o içinde o huzuru da yaşamazsın. Yani aldatılmak da var, biliyoruz. Din insanın en yumuşak karnı ve Evet, maalesef. bu şekilde de aldatılırsak bunun acısını biz yine kendimize çıkartırız. Yani, okey. Evet, o zaman Kur'an'da erkek ve kadın olgusuna baktığımda şöyle bir ayet alıyorum. Furkan Suresi 68 ve 69. ayeti. Allah, onlar Allah ile beraber başka ilaha yardıma çağırmayan, haksız yere Allah'ın haram kılacağına kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Yani bu kadın ve erkeğin sorumluluğunun ayırıma tabi tutmuş. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. Nasıl bir ceza? Kıyamet günü onun azabı kat kat artırır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Yani insan insan ilişkilerinde sorumluluklar konusunda bazı ayrımlar elbette söz konusu. Bu da hayatta daha mutlu olmak için bir ön kapı. Özellikle evlilik içinde roller tam belli. İki kişi hayat yolculuğuna çıkıyor. Bu yolculukta evliliğe tabi olunması erkek olduğunu Allah-u Teala erkeğe verilmiş bir görev olarak sunuyor. Bunu da kavvam tabiriyle anlatıyor. Nisa suresi 34. ayet. Kimilerinin imanını çalarken kimilerinin benim gibi kişilerin imanını kat kat artırabiliyor. Ben Elhamdülillah. Nisa 34'ü çok ama çok seviyorum gerçekten. Çünkü orada bir koruyuculuktan, bir yöneticilikten ve sınırların belirlenmesinden dem vuruluyor. Yani bu erkekler kadınların başlarında kavvamdır tabiri. Bu ayetin devamında söylendiği gibi sorumluluk da devamlı kendi kazandıklarından harcamaları ve bunu aralıksız yapmalarından dolayı. Şimdi Safiye amcığım, öyle bir dönem yaşıyoruz ki ekonomi üzerine kurulmuş ve gücün parayla hesaplanıldığı bir dönemin içindeyiz. Kimin daha çok parası varsa ya da kim daha çok kazanıyorsa o daha güçlü oluyor. Yani gücü ekonomiyle belirlendiği bir dünyanın içindeyiz. Ve isteklerimiz o kadar fazla ki bu isteklerimize yetişebilmemiz için daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz. Yani şu anda çocuk da edinme problemi yaşıyoruz. Çünkü çocuk bir yük. Çocuğa kim bakacak? Rızık korkusu. Yani evet, hem rızık korkusu hem de bu çocuk olursa işte çalışamayacağım, daha fazla para kazanamayacağım ya da çocukla ilgilenemeyeceğim, işte kreşlere vereceğim. Yani böyle tamamen seküler dünyanın bize ittiği o sekülerleşmenin içinde kaldık hep beraber. Evet. Müslümanlar gerçekten ağır bir imtihan içindeler ve gittikçe daha çok batıyoruz gibi. Yani şu anda Maalesef. kızarınırken bile çalışan bir kız, yani bir eş aranıyor. Niye tek Maalesef. maaşla geçinilmez düşüncesiyle ve düşünün, çalışan bir kadın demek anneliği iptal demek, evi iptal, ihmal demek, kendini de ihmal demek. Yani kadın kendini de bu şekilde ihmal edebiliyor. Yani bu sorumluluk, evdeki bütün sorumluluk, kazanç konusunda, getirdiğini yedirme, içirme konusunda, vermek konusunda ve bunu aralıksız yapmak konusunda tamamen erkeğe verilmiş bir görev. Ailenin geçimini karşılamayan, üretimi iyi yapmayan bir erkeğin bıraktığı boşluğu kadın dolduramaz. Ve evde huzursuzluk oluşur. Gerçekten de şu anda öyle bir huzursuzluğumuz var. Adil olunan, haksızlıktan olmadığı ailede yaşayan aile fertleri yönetime tabi olacaklar ve isyan yapmayacaklardır. Zira bir aileyi yönetmek, devleti yönetmek arasında bir fark yok. O Yok. zaman kavram nedir? Yani bunu kısaca
bir vermek istiyorum. Bir şeyin veya bir kimsenin başında bulunmak, onu korumak, idare etmek, geçimini üstlenmek, sorumluluğunu taşımak anlamlarına gelen bir kelime kavram. Arapça eğer biliyor idiysek, ben de çok az Evet, ilahiyat evet. okurken kullanmayınca da unutuyoruz ama ismi mübalağa kalıbından gelen bir tabir, Hı. bir kalıp, bir kavram. Bunu da ne var? Devamlı yapan, sürekli yapan. Yani Süreklilik bıktım, yoruldum, ister. artık en sırtımdan gibi bir olay yok yani. Evliyseniz devamlı bunu yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Devamlı başında duracaksınız, devamlı koruyacaksınız, devamlı eğiteceksiniz, idare edeceksiniz, geçimini sağlayıp idare edeceksiniz. Yani şu anda aile deyince kadın ve aile üzerinden geçir. Bak bütün şeyler kadın ve aile yuvayı deşe kuş yapar. Yani kabul ediyorum bunları ama idare etme görevi aslında erkeğe verilmiş bir görev bilinci olarak. Mesela iffet kavramı da erkek üzerinden anlatılır. Kur'an'ı bu şekilde okursak çok daha iyi Evet. algılarım. Ama iffet kavramı kimin üzerinden anlatılıyor? Bizim algılarımıza kimin üzerinden? Hep Kadın üzerinde. kadın üzerinden veriliyor. Yani iffetsiz kadın hep. Ama iffet Hazreti Yusuf üzerinden anlatılıyor. Ailedeki huzur da yine erkek üzerinden anlatılıyor. Kavram tabiriyle. Evet, burada diğer bir kaynakta mesela kavram tabirini aldım. Güven vermek, işlerini üstlenmek, durumu iyileştirmek, itaat ve sevgi ancak bu görevleri yapan beylerin hakkıdır diye hatta o aldığım Harika. kaynak. Nereden almıştım? İbnül Arabi, Ebubekir Muhammed bin efendim Abdullah Ahkamı Kur'an'dan almışım. Ali Muhammed el-Buhari'nin tahkikiyle. Yani bunu direkt ne yapar? İtaat ve sevgi ancak bu görevleri yapan beylere. Yani şu anda bu sözüm beylere olsun. Yani bunu lütfen dikkate alın yani. Dikkate almadığınız müddetçe kadın fıtratında bu var. Korunmak var. Korunmuyorsa, dokunulmak var. Dokunulmuyorsa, anlaşılmayı istemek var. Anlaşılmıyorsa, bu sınırlara devamlı çiğnenmiş idiyse, bu kadın kazandığı hep elinden alınıyor idiyse, mesela ekonomik olarak da herhangi bir özgürlük verilmiyor idiyse, yani bu balonun sıkışması, sıkışması, sıkışması bir anda patlayabilir. Yani elde patlayabilir. Düdüklü tenceresini düşünün. Yani dışarı diye bir ses çıkartıyor. O sesi duymuyor idiyse bir anda patlayabilir. Ve şu anda günümüz kadını patlamış durumda. Aynen Yani ben öyle. feminizmi bu şekilde okuyorum. Yani patlayan bir kadının içinde bulunduğu, yani o patlamanın verdiği, depremin verdiği enkaz yani. Ben feminizmi enkaz olarak da görüyorum. Yani o enkazın altında kalan kişiler diye düşünüyorum genç yani acı acı bu şekilde olmak. Ailedeki kalmamlık görevi de az önce dediğim gibi ben yoruldum, bıktım, artık başın çaresine bak gibi bıkkınlığını içinde barındırmaz. Aile reisi devamlık isteyen bir sorumluluktur. Kitapta kavramı iki yerde hukuku koruma olarak da geçer. Yani bu hangi ayette? Birisi Maide 8. ayette, bir de Nisa 138. ayette bu şekilde geçer. Evet. Şimdi bunu demek ki hukuku koruma, adil olma, adaletli olma, kavamlık görevini veren yani o evliliğin, o iki kişilik yola çıkan yolculuğun başı olarak seçilen beylerin görevi. Şimdi böyle adil bir ortamda hanımların da yapacağı tabii ki çok önemli işler var. O yönetici güçlendiren de kimdir? Yine o kadınlardır. Evet, yönetici olmak ve bu işi devamlı yapmak söz ve yetki sahibi olmak demek. Nerede nasıl davranacağını, iletişim becerilerini, neyi ve ne şekilde ve hangi üslupla söyleyeceğini bilmek. Bu aile geçim sanatıdır bunlar. Karar vermek, yön vermek, aldığı kararlardan çözüm üretebilme becerisi. Kararlı ve sonuç odaklı olmak demek. Zaten beyleri hanımlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi biz detaycıyızdır.
Evet. Şimdi detaylara bakıyoruz ama beyler sonuca bakarlar. Sonuç nasıl? Yani o sonuç üzerinden. Yönetime tabi olan erkekler bu konuda önceden eğitim almalı ve kadınların hakları konusunda Allah'tan korkmalıdır. Burada ben bunu bir kadın olduğum için değil, yine peygamberin, erkek peygamberin sözüyle bunu ifade etmek istiyorum. Kadınlar konusunda Allah'tan korkun diyor Allah-u Teala. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onlarla ilişkiye girmeniz size Allah'ın emriyle helal oldu. O zaman emaneti, ihanetin ne demek olduğunu çok iyi biliyor beni dinleyen değerli kardeşlerim. Emaneti ihanet etmek nedir? Münafıkların ortak özelliğidir. Bu durumda diğer bir hadiste emaneti ihanet etmek münafıkların özelliğidir diye yine Allah Resulü bunu net bir şekilde dile getirdi. Kavamlık görevi yani yöneticilik görevi yapılan ve kendisine bu kadar ikramda bulunan kadın. Şimdi geldik mi kadına? Bizim tarafımıza döndük. Bu kadar güzel hasletleri olan bir beyefendinin yanında olan bir hanımefendi ne yapacak? Öncelikle Rabbine şükredecek. Allah'ım sana şükürler olsun böyle bir koca bana nasip ettin diye. Birinci konu bu mu? İtaatini Rabbine yapmalı. Yani orada itaat eşe değil. Yani orada Kâne-i Tûn tabiri var. Diğer ayetlerde mesela Asaf suresi 35'te bu Kâne-i Tûn'u görüyoruz. Aynı kelimeyle. Orada Rahman'a itaattan bahseder. Yani Rabbine itaat eden bir kadın, Rabbine itaat eden bir erkek. Eşine de teşekkür etmesini iyi bilmeli. Yani gerçekten o kadar güzellikleri, o otoritesini, o adaletini iyi sağlayan bir eş var. Yediren, içiren, marufa göre giydiren bir eş var. Bunun yanında da kendisini ve aile mahremiyetini muhafaza etmeli. Kendisini koruyacak, evini koruyacak, malını koruyacak. Yani o ev bir mahrem bölgesi olacak. Yani nasıl Kabe'ye yani o mahrem bölgesine yani ne kadar yapıyorlar o ayrı bir şey. McDonald's'ı görünce dedim yani burada McDonald's var ne yapıyorsunuz siz diyorum yani Kabe'nin karşısında. Yani oraya nasıl Müslümanlar pasaportunu Müslüman yazmayanlar giremiyor idiyse Kabe ve etrafına harem bölgesine. Bu evde evlilik akabinde kapı kapandıktan sonra bizim harem bölgemiz burada yaşadığımız bütün her şey içeride kalır. Hani büyüklerimizin söylediği tabir hani kol kırılır yerinde kalır denen o olgu yani bir şiddet içeren bir olgu değildir. Her şey evin içinde yaşanır ve evin içinde halledilir. Dışarıya çıkartılmaz. Büyükler duymaz, komşular duymaz, seslere hatta çocuklar bile duymaz. Hani bunun üzerine güzel diziler yapılır. Çocuklar duymasın. Hani dizi güzel değil ama söylemi güzel. Çocuklar duymasın. Yani çocukların bile psikolojisini bozacak şeyler söylenmez. Her şey gizlidir. Hani olumsuzluklar gizli halledilir. Küçük konuşmalarla, küçük bakışmalarla belki de. Evet, bu şekilde olmalı kadın. Rahman kendisine itaat eden ve kendi namusunu koruyan ve ailede yaşayan olumsuzlukları anlatmayan kadını övmekte iyi kadınlar olarak tarif etmekte. Müthiş bir şey yani. Evet. Yani Evet, Allah iyi iyi kadınlar. kadınlar demesine Nisa 34'te. Değmez mi yani bunu? İyi kadınlar. Yani o iyilerden olmak. Hak Teala kadını adeta koruma altına almış. Özel İffetli koruma. kadına zina suçu atan 4 şahit getirmesi istenmiş. Bak, korumaya bakın. Bunu Harika. getirmenin 80 değeri kurtulmuş. Ve şahitliğini de asla kabul etmemiş. Bu nasıl bir koruma düşünün yani. Yani evet diyorsun bu kadın zina yapmış ya da bu kadını gördüm. Yani şu anda bakın birçok kişi bu şekilde sadece zanlarla, gerçeklerle değil, zanlarla bu şekilde iftiralarla yuvası yıkılmış, kötü duruma düşürülmüş. Yani o hani hayat kadınları dediğimiz yani gerçekten hayatın acılarını direkt içinde yaşayan insanların kim bilir ne kadar iftiralarla oraya uğramış insanlar. Ama Allah'ın kitabında ona ne diyor? 4 tane şahit getirdi. Bunu getiremezsen 80 denek. Yani 3 kişi getirdin yeterli değil. Ve onun şahitliği kabul edilmeyecek. Ve o yoldan çıkmış kimse olarak tarif ediliyor. Hangi ayette bu? Görüyoruz Nur suresi 4. ayette. Nisa suresi 15. Nur suresi 6-9. Ya bakın o kadar yani müthiş bir koruma ki kadını koruma. Yani iyi kadınları koruma.
Allah-u Teala Nebi Atifen mümin kadınların maruf konusunda isyan etmemeleri üzerine de biat aldığının mutmainne suresi 12. ayetinde oluyor. Yani kadınlara da maruf uygun geçinin diyor Nisa suresi 19. ayet. Şimdi marufu ortaya koymak gerekiyor Safiye Hocam. Maruf nedir? Çünkü marufa uygun bir geçim. Ona göre dikkat edin maruf üzerine. Yaratıcının kitabına ve o kitaba göre yarattığı insanların fıtratına aykırı olmayan bir toplumda yaşayan insanların genellikle güzel, hoş ve doğru kabul ettiği şeyler, adetler. Yani bu bir evrensel kriterler diyebilir miyiz buna? Yani. Mesela Tabii ki. örf dediğimiz zaman örf. Yani sizin örfünüz farklı. Siz nereliydiniz Safiye Hocam? Ben esasında Karadenizliyim ama hocam 25-27 yıl oldu İzmir'e geleli. Ama yine de Karadeniz'in örfü var üzerinde, değil mi? Biz de burada Tabii 30 ki. yıldır buradayız. Yani biz de kendi yöremizin örfünü getirebiliyoruz. Burada da öyle. Ne kadar örfler kalktı falan desek de ama değişken. Yani değişebiliyor örfler. Karşılıklı anlaşmaya ile oturtabiliyorsunuz bir yere. Ama maruf öyle değil. Maruf herkesin kabul ettiği ortak değerler. Ortak toplumun yapısına göre. Bunun yanında Allah Resulü hangi kadın daha hayırlıdır diye sorduğunda, o zaman bize bu noktada kendimize dikkat edelim. Kocasının yüzüne baktığı zaman onu Mutlu sevindiren, olan. emrettiği vakit marufa göre itaat eden, yanında bulunmadığı vakit malını ve iffetini koruyan. Ne kadar güzel yani. Net, kısa, Evet. yani bunu yapabiliyor muyuz? Mesela Nisa suresinin 30. 4. ayetin son bölümünde de çok yanlış anlaşılma müsait olan şu bölümde neler var mesela. Birçok ayet tercümelerinde kayıtsız itaatın erkeğe olması, kadının baş kaldırmasının endişe edildiğinden, nasihat akabinde yataktan ayrılması, olmadı dövülmesi yazılması. Buna da darabe konularına girmişim. Buna da girmek pek fazla istemiyorum. Çünkü Evet darabeyi hocam. farklı da okuyabiliyoruz. Salabi yani orada salım gibi bir şey de çıkabiliyor ki hani bunun evet bunu çok dikkat etmek gerekiyor bu nüşuz konusunda. Şimdi değerli hocam yani bunu bu şekilde açıkladıktan sonra bizim kadın ve erkek olarak yaratılmamızdaki hikmetleri biz ne yaptık? Çok net bir şekilde gördük. Şöyle bir baktığımda yani kadın ve erkek birbirini tamamlayıcı. Ve bu tamamlamayı herkes görevlerini, sınırlarını ve sorumluluklarını bildiğinde çok daha iyi yapabileceğini görüyoruz. Yani bir ayrımımız var. Kadınız. Kadın naif. Kadın farklı. Erkek de bir farklı. Psikolojik ve fizyolojik bizim farklılıklarımız var. Bu farklılıklarımızı bilirsek bu farklılıklar üzerinde ne yaparız? Anlamaya ve algılamaya çalıştım. Bugün mesela Sinan Canan'ın çok güzel bir adet döngüsü diye bir röportajını dinledim. Mümkünse buraya da koyalım isterseniz. Bu sitenin altına koyarsanız. Çok ben memnun oldum yani onu okuduğum zaman, dinlediğim zaman. Bunun bilinmesi gerekir. Yani fizyolojik, biyolojik, yani biyolojik olarak farklıyız. Fizyolojik olarak farklıyız. Yani bu fizik farklılığının bedenlerimize verdiği hormonlarla etkileşimleri. Yani bunu bilirse beyefendi ne zaman yaklaşacak, ne zaman yaklaşmayacak onu. Çünkü hormonal dengesizlik de söz konusu olabiliyor. Yani bunu her zaman da yaşayabiliyoruz. Onun için Esasında hocam müsaade ederseniz tabii. İkra bismi Rabbi geldi halak diyor ya Allah Teala. İlk emri oku. İşte ben eşimi Allah istediği için okusam dediğiniz ki gerçekten onu tanırsam yani psikoloji, empati tanımaya çalışırsam, anlamaya çalışırsam işte Allah'ın istediği gibi bir okuma olmuş oluyor. Eşim de aynı şekilde beni Yani. tanıyıp empati kurup bu şekilde devam ederse işte o ayrı olan iki ayrı dünya diyor yani siyahla beyaz gibidir kadın. İki Evet. ayrı olan dünya ne oluyor? Bir Gece gündüzü itmiyor, gündüz de geceyi itmiyor diyor ayet-i kerimede.
İşte aynı bu şekilde birbirlerini örtüşerek, hiç kimse kimsenin yerine geçmeyerek bu şekilde güzel bir evlilik olacağını düşünüyorum ben hocam. Yine de sizin de söylediğiniz gibi kesinlikle vahiy olmadan, hayatımızın merkezine vahiy yerleştirilmeden hiçbir şekilde biz başarılı olamayız hocam. Öyle düşünüyoruz. Yani bizim düşüncemiz o. Yani vahiy gerçekten insanı dengede tutan, dengede yani ne ifrat ne tefrit, Ne ikisinin tefrit, arasında evet. tutan bir olgu. Bunu da anlayışlarımızı, algılarımızı oturtabilmek gerekiyor. Yani anladığımız gibi değil ya da hani düşüncelerimizi dinleştirmeden, kültürümüzü dinleştirmeden ve anlama ya çalışarak yani şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor Safiye Hocam. Ne geçimsiz kadın yoktur, geçimsiz erkek yoktur. Yani bunu çok iyi bilelim. Sadece onu anlamayan ve idare edemeyen bir kadın vardır. Ya da anlamayan ve idare edemeyen bir erkek vardır. Yani anlaşılmak kadar hayatta önemli bir şey yoktur. Anlaşıldığını Evet. hissettiğin zaman anlamaya daha çok çalışırsın. Biz anlaşılmadığımızı hissettiğimiz zaman daha çok hırçınlaşırız. O hırçınlığı yaşadığımız zaman öfkeleniriz. Öfkelendiğimiz zaman karşımızdakini dinleyemeyiz. Yani bu kadın olsun erkek olsun çok farklı değildir aslında. Ama tabii ayrımlar da var yani. Küçücük bu ayrımlara bilmiyorum saat icabıyla değinelim mi yoksa bu ayrımları gelecek haftaya mı bırakalım? Bence haftaya bırakalım hocam. Olur. Hı, Olur inşallah. çünkü bu ayrımları bildiğimiz zaman kadın nasıldır, erkek nasıldır okumayı yapabileceğiz. Yani Allah Hı. bize ilk vahyi İkra bi ismi rabbikellezî halak dediği zaman oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku Adıyla. dediği zaman yani eline bir kitap vermiş değildi. Bir dağ vardı peygamberin o dağı okumasın. Yani bir insan vardı insanı okumasını. Yani şu anda bakın gerçekten insanı okuyabiliyor idiysek okuduğumuz insan kişiliğiyle, karakteriyle, istekleriyle, beklentileriyle, hayalleriyle, rüyalarıyla yani bütün her şeyle bize bir hayat sunuyor. Bu hayatı beklentileri ancak okumakla anlayabiliyoruz. Onun Kesinlikle için öyle. okuyabilmemiz için bazı fizik, biyolojik bilgilerini de bilmemiz gerekiyor. Yani bu konuyu işlemeden önce isterseniz biz kadınlar olarak anlaşılmadığımızı düşünüyorsak ki en çok problem kadınların anlaşılamadığı problem. Bu adet döngüsü Sinan Canan'ın bu videonun altına koyarsak çok daha başarılı oluruz. Kadınlar anlaşılma yolunda ki erkeklerin de illaki bir bakalım erkekleri anlamak için ne vardır Sinan Canan ne dedi bir de ona bakalım. Onu da onun altına koyalım. Yani birbirimizi anlamaya çalışalım. Anlarsak daha güzel bir dünya bizim olacak. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta inşallah İnşallah. çok önemli tavsiyelerimiz olacak. Bu güzel altı temelin üzerine rüştünü ispat etmiş iki tane kişinin bu demek değildir ki 30 yıl olmuş, 20 yıl olmuş, 40 yıl olmuş, mutsuz bir evliliğimiz var. O düzeltmeme diye bir durum söz konusu değil. Zararından neresinden dönersek kârdır. Şu anda yaptığımız bir hata vardıysa bu hatadan dönüp özür dilemesini becerebilirdiysek o zaman bu farklılıkları da algıladığımız zaman hayatımıza bir kalite katacağız. Buna kesinlikle inanıyorum. Eyvallah. Mükemmeliyetçilikten de biraz vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü sorunsuz Bence olmuyor. Sorun yoksa sorun vardır diyorum ben de. hocam. Ama işte soruna odaklı değil, çözüme odaklı da davranırsak işte hem evimizde hem de sosyal hayatta daha başarılı oluruz diye düşünüyorum. Evet. Sanırım vaktimiz doldu. Ben çok teşekkür ederim Safiye Hocam. Saat 10. Evet. Ben Tekrar teşekkür ediyorum. görüşmek ümidiyle ediyorum. Ben Rabbim bir sürü notlar aldım buraya. Elhamdülillah. Yüreğinize sağlık. sizinle. Allah razı olsun. Çok Ben teşekkür ederim. sizin kitabınızı ilk okuduğumda şimdi dinleyicilerimize de söyleyelim. Asiye Hocam'ın kitaplarını özellikle Aileye Mutluluk Yakışır kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Okuyun, okuyun bir daha dönüp okuyun. Ben bayıldım. Her tarafı notlarla dolu. Özellikle erkek kardeşlerimize tavsiye ediyorum ben.
Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Haftaya Allah nasip ederse tekrar görüşürüz. Gecemiz İnşallah. hayır olsun. Ben herkese selam ve saygılar diliyorum. Yaşanılır bir dünya için anlamak, anlaşılmak, yani iletişim ağının tüm açık olması gerekliliğine inanıyorum. Rabbim kolay kılsın imtihanımızı, ama biz istersek Amin. kolay olacak inşallah. Allah'a Eyvallah emanet hocam. olun. Hayırlı Siz kalın. de Selam ve güle saygılar güle. diliyorum her birinize. Güle güle. Aleyküm selam.